Özel Ünye Çakırtepe Hastanesi Ekran Gazetesi'ni sunar. İzleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Stüdyo konuğumuz bizlerle birlikte olacak bu bölümde. Nöroloji uzmanı Doktor Mücella Yamanoğlu'nu ağırlayacağız konuk olarak. Covid-19'un nöroloji etkilerini konuşacağız. Aşırı baş ağrılarını, ilaç kullanımını konuşacağız. Huzursuz bacak sendromunu soracağız ve diyabetik nöropatiyi soracağız konuğumuza. Hemen kendisine dönelim. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. İyiyim, siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz çok şükür. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz hocam? Tabii. Mücella Yamanoğlu ben. Nöroloji uzmanı olarak görev yapmaktayım. Aslen Çanakkale'liyim. 2017 yılından beri Ünye'de çalışıyorum. 2000-2008 yılları arasında 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne de öğrenim gördükten sonra 2015'te de Şiletfel Eğitim Araştırma Hastanesi'nden nöroloji uzmanlığımı aldım. Hı. Ve hala nöroloji uzmanı olarak görev yapmaktayım. Evet, Ordu'da, Ünye içerisinde. Evet, Ünye görelim. İçerisinde, aynen evet. Öyle. Öncelikle COVID sürecini konuşalım hocam. Hı. Tabii çok artık COVID yok denecek kadar azaldı ama etkilerini konuşmaya devam ediyoruz. Çünkü uzun bir süreç, yaklaşık 2 yıl, 2,5 yıl biz bu hastalıkla mücadele ettik. Tabii ki bu hastalığı hafif geçirenler oldu, ağır geçirenler oldu, hastanede tedavi görenler, hatta ölümlerine dönen vatandaşlarımız oldu. Evet. Ve birçok etkisini de görmeye başladık hastalığın ardından, pandemi sürecinin ardından. Şimdi nörolojik etkilerini sizden dinleyelim. Evet, 2019 yılında maalesef COVID hayatımıza girdi. Aslında COVID virüsü daha çok solunum yollarını tutan, zaten üst solunum yolu enfeksiyonu, sonrasında alt solunum yolu enfeksiyonu olarak belirtiler gösteren bir virüs. Ama COVID enfeksiyonu gerçekleştikten sonra enfeksiyonun kendisini bağlı yahut da virüsün direkt hem santral sinir sistemini hem periferik sinir sistemini tutmasına bağlı bazı nörolojik komplikasyonlar da gördük. Bunlardan en çok gördüğümüz aslında baş ağrısı. Yani üst solunum yolu enfeksiyonu ile birlikte aynı grip benzeri semptomlar, işte nazal konjesyon, nazal doluluk ya da sinüzit benzeri problemler yaratarak buna bağlı baş ağrısı yapabildiği gibi aynı zamanda çalışmalar göstermiş ki aslında santral sinir sistemini de COVID tutarak, çünkü nörotropik bir virüs, baş ağrısına neden olabiliyor. Aynı zamanda menenjit ya da meningoensefalit yaparak da baş ağrısına neden olabiliyor. Bu baş ağrısı daha çok böyle küt, sıkıştırıcı tarzda ve hani kronik de olabilen uzun vadeli bir baş ağrısı. Aslında yaklaşımımız diğer baş ağrılarının tedavisinden çok farklı değil. Eğer altta yatan direkt bir menenjit, meningoensefalit düşündüren başka bir muayene bulgumuz yoksa ya da kraniyel santral görüntülemelerde başka bir problem görmüyorsak. Onun dışında böyle bir dizziness dediğimiz sersemlik, böyle bir halsizlik hali yahut da yürürken sanki boşlukta yürüyormuş hissi gibi semptomlar yaratabiliyor. Yine daha böyle ağır semptomlar, bilişsel değişiklikler yapabiliyor. Bilişsel değişiklikleri daha çok aslında ileri yaş ve altta diğer komorbid hastalıkları olan, işte diyabeti, tansiyonu, işte kalp hastalığı olan ve enfeksiyonu ağır geçiren hastalarda görüyoruz. Bu yine bilişsel değişiklikleri ya hastane yatış sürecinde enfeksiyonun vücutta yarattığı diğer metabolik bozukluklara bağlı da görebiliriz. Bu bir delirium tablosu halinde olabilir, ağır bir bilişsel bozukluk olabilir yahut da yine virüsün direkt santral sinir sistemini tutarak ensefalit oluşturmasına bağlı olabilir. Bir de en çok konuşulan COVID'in kardiyovasküler hastalık riskini artırması gibi aynı zamanda inme riskini artırması. Çünkü tromboza eğilim, yani damarda pıhtılaşmaya eğilim yaratıyor.
Zaten ileri yaş ve yine altta yatan risk faktörleri olan hastalarda bu eğilimi görüyoruz ama genç yaşta da inme riskini arttırdığı gösterilmiş COVID enfeksiyonunun. Bunun dışında periferik sinir sistemini tutarak en çok yine insanların COVID enfeksiyona yakalanların geri dönüşümü anozmi, yani koku kaybı. Yine koku kaybı şeklinde karşımıza gelebiliyor. Aslında diğer viral enfeksiyonlar da çünkü burundan koku aldığımız için evet. Orada bir enfeksiyon yaratarak koku kaybı veya koku duyusunun azalma yaratabilir ama bu genelde daha kısa vadeli. Ama COVID enfeksiyonunda direkt kokuyu almamızı sağlayan sinirin hastalanmasına bağlı daha uzun vadeli koku kaybı, bir aya kadar uzayan koku kayıpları görebiliyoruz. Evet. Koku kayıpları daha böyle genelde kısa süreli oluyor ama evet. Mesela böyle geçmeyen halsizlik, yorgunluk varsa işte az önce bahsettiğimiz gibi boşlukta yürür gibi hissetme, inatçı baş ağrıları bunlar artık kronikleştiyse nasıl bir tedavi izleniyor ve tamamen bu etkiler ortadan kaldırılabiliyor mu hocam? Şöyle aslında öncelikle COVID enfeksiyonunun ne derece seyrettiğine bakmamız lazım. Normal standart uyguladığımız tedaviler işte COVID'in hafif, orta, ağır evresine göre öncelikle böyle şekilleniyor. Sonrasında nörolojik komplikasyonlar açısından hastanın dediğiniz gibi geçmeyen, inatçı bir baş ağrısı varsa yahut da bir halsizliği varsa tabii ki hemen bunu COVID'e bağlayamayız. Öncelikle altta yatan başka bir neden var mı? Hastanın nörolojik muayenesinde bir patoloji var mı? Bu baş ağrısını açıklayabilecek başka bir problem, santral başka bir problem var mı? Onları bir değerlendirmemiz lazım. Elimizde sonrasında kalan, eğer net bir muayene bulgusu yok ise, bunu açıklayacak başka bir metabolik problem yok ise, COVID tedavisiyle birlikte gene baş ağrısında da, kronik baş ağrısında kullandığımız, diğer primer baş ağrılarında da tercih ettiğimiz, öncelikle antidepresan ilaçlarımız uzun vadeli tedavide denenebilir, kullanılabilir. Onun dışında gene halsizlik, sersemlik hissinin neye bağlı olduğunu, altta yatan yine metabolik bir bozukluk, bir vitamin eksikliği var mı ona bakmak lazım. Bir de şöyle bir şey, COVID enfeksiyonu kasları da tutabilir. Kas hastalığı da yapabilir. Buna bağlı da yoğun kas ağrısı olabilir. Bunun da ne derece olduğunu bakıp ona göre altta yatan patolojinin ciddiyetine göre bir tedavi programı ayarlanabilir. Evet. Yani tamamen tedavi edilebilir değil mi? Evet, edilebilir. Evet, evet, edilebilir. Bir de böyle geçmeyen baş ağrıları demişken hocam, böyle aşırı ilaç kullanan insanlar var. Evet. Böyle çevremizde görüyoruz. Baş ağrısı sürekli 2-3 günde bir tekrarlayan ve sürekli ilaç kullanmak zorunda olan vatandaşlarımız var. Bunun altında yatan sebepler nedir? Nasıl tedavi edilebilir? Tabii. Şimdi baş ağrılarına genel olarak bakacak olursak, şimdi baş ağrılarını biz iki sınıfa ayırıyoruz. Bir primer baş ağrıları, bir de sekonder baş ağrıları. Primer baş ağrısı ne demek? En çok günlük hayatta karşımıza çıkanlar migren ve gerilim tipi baş ağrısı gibi. Yani altta yatan aslında elimizde net bir veri olmayan, hastanın tüm muayenelerinin normal olduğu, tüm santral görüntülemelerinin normal olduğu, genetik veya çevresel faktörlerle gelişmiş olduğunu düşündüğümüz baş ağrıları. Bir de sekonder baş ağrıları var. Bunlar genelde beyindeki herhangi bir hasara ya da başka bir sistemik hastalığa bağlı olabilecek baş ağrıları. Şimdi primer baş ağrıları çok sık görülüyor. Özellikle migren ve gerilim tipi baş ağrısı. Nöroloji polikliniklerine en sık başvuru nedenleri bunlar. Ve bazı hastalarımızda çok sık baş ağrısı görülüyor. Yani sizin de dediğiniz gibi bazen ayın 10 günü, 15 günü baş ağrısıyla geçiyor. Şimdi hastalar bazen hekimin kendilerine ağrıdığı zaman kullanmaları için verdiği analjezikleri, ağrı kesicileri, bazen de kendilerinin temin ettiği ağrı kesicileri ağrıyı geçirmek için çok sık kullanmaya başlıyorlar. Bizim bunun için bazı kriterlerimiz var. Mesela 3 ay ve daha uzun süre ayda 10 adet veya daha fazla ağrı kesici kullanırsanız ve altta yatağında bir öncesinde bir primer baş ağrınız, migren gibi, gerilim tipi baş ağrısı gibi baş ağrınız varsa bu ağrı kesici kullanımları size bir yerden sonra artık zarar vermeye başlıyor. Nasıl? Ağrı sıklığınızı arttırarak. Belki öncesinde sizin aylık işte 7-8 atağınız olurken bu kadar yoğun ağrı kesici kullanım sonrası artık kronik, ayda 15 gün veya daha fazla, bazen her gün geçmeyen baş ağrısına sebep olabiliyor. O yüzden ağrı kesici kullanımına çok dikkat edilmesi gerekiyor.
daha bilinçli yaklaşıp karaciğerime zarar verebilir, böbreğime zarar verebilir diye kullanmayan hastalarımız var. Ama sadece karaciğer ve böbrek değil, aslında tedavi etmeye çalıştığınız hastalığın daha ilerlemesine sebep olabiliyorsunuz. Böyle hastalar bize geldiği zaman öncelikle tabii baş ağrısı, yoğun ağrı kesici kullanımına mı bağlı, yoksa altta yatan ağrının sıklaşmasına mı bağlı, onu değerlendirmemiz gerekiyor. Bundan emin olabilmek için yine tabii muayenesinde bir problem var mı? Öncelikle ona bakıyoruz. Sonrasında da en az 2 ay kadar ağrı kesicilere ara vermemiz gerekiyor. Peki hocam nasıl dayanacak? Eğer ağrılar devam ederse o süreçte? Evet, yani çok zor bir süreç oluyor. Yani hastaneye yatışı gerektirebilecek kadar zor bir süreç oluyor. Bir hafta 10 gün kadar hatta ağrı kesici almamaya bağlı yoksunluk semptomları da görebiliyoruz. Bir köprü tedavisi düzenliyoruz orada. Hastanın ağrı kesici kullanmadığı dönemde ağrılarını engellemek için profilaktik dediğimiz koruyucu tedaviyle birlikte bir köprü tedavisi düzenliyoruz. Günlük kullanılacak daha farklı mekanizmaları olan ilaç tedavileri veriyoruz. Ve bu aşamada ağrı kesicileri kestiğimiz dönemde de eğer ağrılarda ağrı miktarında sıklığında ve şiddetinde yeterli derecede gerileme varsa zaten bunun adı ilaç aşırı kullanım baş ağrısıdır diyoruz. Ve hastayı da bilgilendiriyoruz bundan sonrası için dikkatli olması gerektiğine dair. Evet, lütfen böyle her başınız ağrıdığında ağrı kesici almayın. Çünkü gerçekten dediğiniz gibi bunun birçok sağlık sorununa sebep olduğunu belirtiyorsunuz. Ve o yüzden hemen ilaca başvurmak yerine bir hekime görünmekte. En azından sorunun kaynağı nedir? Tedavisi nasıl yapılabilir? Bu konuda uzmanlardan bilgi almanız gerekiyor diyelim ve devam edelim. Bir de huzursuz bacak sendromu var. Evet. Bu da insanların hayatlarını olumsuz yönde etkiliyor hocam. Öncelikle huzursuz bacak sendromu nedir diyelim. Aslında huzursuz bacak sendromunu tam olarak tanımlayabilecek bir şey yok elimizde. Adı var ama görünürde bir şey yok. Yani ne bir muayene bulgusu var, ne bir herhangi bir elimizde görüntüleme bulgusu var. Aslında tamamen hastanın bize anlattıklarından yola çıkarak koyabileceğimiz bir tanı ve nihayetinde de aslında bir dışlama tanısı. Çünkü diğer yapabilecek, bu şikayetleri yaratabilecek diğer hastalıkları ekarte ederek koyduğumuz bir tanı. Ve şöyle bir sıkıntısı var huzursuz bacağın. Hastalar kendilerini ifade etmekte çok zorlanıyor çünkü semptomları da çok karışık. Bazen gerçekten adı üstünde huzursuz bacak sendromu hakikaten bir huzursuzluk gibi, ilk başlarda içsel bir huzursuzluk gibi belki de başlıyor ve çoğunlukla da tabii ki istirahatte. Öncelikle geceleri yatağa girdiğimizde istirahat ederken ilk başladığı zamanlarda bu süre yatağa girer girmez değil de istirahat süresinin uzamasıyla birlikte bazen çıkıyor ortaya. Ve hasta gece yatıyorum, huzursuzlanıyorum, ayaklarımda bir karıncalanma oluyor ya da yanma oluyor, üşüme oluyor, farklı farklı semptomlar yapabilir. İşte ayaklarımı oynatmak istiyorum, kalkıp dolaşmak istiyorum şeklinde gelebiliyor bize. Ve sonrasında bu başlayan semptomlar zaman geçtikçe aslında üst ekstremitelere, kollara hatta bazen yüze bile yayılabiliyor. En önemli konu da huzursuz bacak aslında kötü bir rahatsızlık değil. Yani bizim mevcut yaşam süremizi kısaltacak bir rahatsızlık değil ama bizim sosyal hayatımıza kadar etkileyecek bir rahatsızlık. Çünkü gece boyunca bu sıkıntıları yaşadığımız zaman yeterli uykumuzu alamayacağız. Gündüz belki uykusuz, halsiz, yorgun olacağız ve depresif olacağız. O yüzden tanı koymak ve tedavi etmek çok önemli. Huzursuz bacak çoğunlukla aslında idiopatik, nedensiz. Bu gruptaki bazı hastalarda genetik de olabiliyor. Otozomal dominant kalıtılıyor ve aileden sorguladığımızda ailede zaten herhangi birinde de benzer yakınmaların, belki teşhis konulmamış ama benzer yakınmaların olduğunu öğreniyoruz. Bir de altta yatan hastalıklara bağlı olabilir. En sık neden demir eksikliğidir. Demir eksikliği huzursuz bacak yapar. Böbrek yetmezliği yapabilir. Yine diyabet huzursuz bacak yapabilir. Evet, tedavisi mümkün olan bir rahatsızlık. Eğer altta yatan bir nedene bağlıysa önce o nedeni düzeltmek lazım. Evet. Ama dediğimiz gibi primer gruptaysa da yine tedavisi mümkün olan bir rahatsızlık. Yani hastanın yaşam kalitesini vereceğimiz ilaçlarla ve önerilerle çok arttırabileceğimiz bir rahatsızlık. O yüzden özellikle bu konu üzerinde durmak istedim.
teşhis konulmasında çok zorluklar yaşanılıyor. Ama aslında bir nöroloji uzmanına başvurdukları zaman, doğru hekime başvurdukları zaman gerçekten de tedavi edebileceğimiz bir rahatsızlık. Evet. Yani eğer böyle bir şikayetiniz varsa, az önce bahsettiğiniz semptomları yaşıyorsa vatandaşlarımız hiç beklemesinler. Çünkü gerçekten hayat olumsuz yönde etkiliyor. Uykusuz kalıyorsunuz belki her gece. O yüzden beklemeden tedavi yoluna gitmek lazım. Altında yatan sebepler tespit edildikten sonra tedavisi de zaten kolay oluyor dediniz hocam. Şimdi devam edecek olursak diyabetik nöropati nedir? Diyabetik nöropati nedir? Diyabet biliyorsunuz ilerleyen zamanlarda çeşitli komplikasyonlarla göz ve böbrek tutulumu yapabiliyor. Bu halk arasında çok bilinen bir şey ve aslında takip de yaptırdıkları komplikasyonlar. Ama bir de çok bilinmeyen diyabetin sinir sistemi tutulumu var. Periferik sinir sistemi, çevresel sinir sistemi tutulumu var. En sık gördüğümüzde ayaklarda başlayan yanmalar, hissizlik, karıncalanma, bazen tam tersi üşüme, bir türlü ayaklarım ısınmıyor hocam diye gelen hastalarım oluyor. Ve bu da gerçekten günlük hayatı çok etkileyen bir şey. Genellikle diyabetin uzun yıllar sonrasında bir komplikasyonu olarak görüyoruz. Yani 10 yıldır, 15 yıldır diyabet hastası biz artık başlarda biraz daha tolere edebileceği hafif karıncalanmalar şeklinde gelirken sonrasında artık gece onu uyutmayan hatta gün içerisinde çok rahatsızlık veren semptomlara dönüşüyor. Bazen diyabetin ilk başladığı dönemde daha nadir görülen hiperglisemik nöropati dediğimiz, yani hasta diyabet hastası olduğunu bilmez. Bildiği bir rahatsızlığı belki yoktur ama bize bu şikayetlerle geldiğinde kan şekerinde ciddi bir yükselme görebiliriz. Bu ilk aşamada şekerini hastanın tedavi ettikten sonra şikayetlerinde gerilediğini görüyoruz. Ama diğer kronik formda, çok uzun yıllar sonra gelişen formda maalesef ki gelişmiş olan sinir hasarını düzeltebilecek bir tedavimiz yok. Yani periferik sinirlerde, çevresel sinirlerde gelişmiş olan hasar genelde kalıcı oluyor. Bizim buradaki amacımız aslında bu bizim verdiğimiz ilaçlar, çünkü hastanın yaşam kalitesini, şikayetlerini azaltmaya yönelik hastayı bilinçlendirmek. Çünkü evet, belki mevcut hasar kalıcı ama biz yüksek kan şekerine maruz kaldıkça diyabetle ilgili kontrollerimizi, takiplerimizi yaptırmadığımız sürece bu hasar giderek artacak ve başlarda sadece duysal semptomlar olarak başlayan şikayetler belki motor semptomlara, özellikle ayak kaslarında incelme, ayak kaslarında kuvvetsizlik şeklinde şikayetlere yol açacak ve ilerleyerek kollarımızda da şikayetler yaratmaya başlayacak. O yüzden öncelikle doğru teşhisi, bunun bir diyabetik nöropati olduğundan emin olmamız lazım. Sonrasında da hem hastayı nöroloji hekimleri olarak bu şikayetlerden rahatlatmak için tedavi düzenlememiz, hem de diyabetini takip eden hekimlerle daha sık irtibata geçmesini sağlamamız lazım. Bir önemlisi de diyabetik nöropati özellikle ayaklarda başlayan hissizlik yaptığı için, tabii bu da sonrasında diyabetik ayak dedi, diyabetik yara olarak bize dönebiliyor. Çünkü hasta sıcağı hissetmeyebiliyor. Bazen ayaklarını ısıtmak için farklı yöntemler, bazen direkt ayağımızı sobaya dayamak gibi ve ısıyı da algılayamadığımız için yanıklar olabiliyor. Ya da en ufak bir travma fark etmiyoruz. Çünkü ağrı duyusunu da almıyoruz belki. Bu sefer diyabet yara iyileşmesini geciktirdiği için buna bağlı komplikasyonlar gelişebiliyor. Tabii diyabet sadece el ayak sinirlerinde değil, bazen yüz sinirlerinde de tutulum yapabiliyor. Hastalar bize çift görmeyle gelebiliyorlar. Özellikle göz sinirlerini tutmayı tuttuğunu çok görüyoruz diyabetik nöropatini. Çift görmeyle geldiği zaman hasta muayenesinde zaten oradaki göz sinirine ait bulguları saptıyoruz. Sonrasında da bunu yapabilecek, bunun altında yine buna sebep olabilecek farklı bir hastalık olup olmadığını tespit etmeye çalışıyoruz. Eğer elimizde bir şey yoksa, hasta da bir de kontrolsüz diyabet hastasıysa, bunun diyabetik oküler sinir tutulumu olduğunu düşünüyoruz. Yine genelde geri dönüşümlü, yani şekerin kontrol altına alınmasıyla yaklaşık 3 ile 6 ay içerisinde neredeyse tama yakın bir düzelme görüyoruz bunda. Bazen de diyabet bu gördüğümüz, daha sık gördüğümüz formların dışında daha nadir
nöropatik tutulumlar yapabiliyor. Özellikle tek bacakta başlayan. İlk formun haricinde mesela ilk formda daha çok ayaklarda, daha vücudun aşağısında distalde tutulum yaparken bu formda daha proksimal, kalçaya yakın kas grubunda ve çok ağrılı, çok akut başlangıçlı kas erimesiyle ve kas gücü kaybıyla bazen karşımıza çıkabiliyor. Bu hastalarda yoğun kilo kaybı da görüyoruz. Bu biraz daha zorlu bir süreç. Burada da teşhisi koyduktan sonra aslında yine elimizde tedavi anlamında sınırlı şeyler var. Süreci atlattıktan sonra yoğun bir fizik tedavi programı yine mevcut bölgenin kaslarını toparlamak için öneriyoruz hastalarımıza. Benim burada vermek istediğim mesaj aslında şeker hastalarımız çünkü bazen bu konuda çok hani takiplerini önemsemeyebiliyorlar. Evet. Aslında biraz kendi vücutlarının hissettiğine göre karar veriyorlar. İyiyim hocam, ağız kuruluğum vardı gitti, işte çok su içmek zorunda kalıyordum, çok idrara çıkıyordum. İyi, dikkat ediyorum ama hani takiplerini yaptırıyor musun? Yok hocam, ilaçlarımı kullanıyorum. Ama sonrasında uzun yıllar bu şekilde gittiğinde hasta bize artık diyabetik nöropatik ağrılarla geldiğinde elimizde maalesef tedavi anlamında çok çok büyük seçenekler olmuyor. Yani geç kalmamak lazım. Evet, yani aslında burada önemli olan öncesinde diyabetin kontrolü. Çünkü nöropati geliştiğinde tedavi anlamında dediğim gibi çok fazla seçeneğimiz yok. Sadece ağrıları, uyuşmaları, sancıları rahatlatabiliyoruz. Evet. Hocam bu arada süremizin de sonuna geliyoruz. Son olarak neler söylersiniz bizi izleyenlere toparlayacak olursak? Bugün konuştuğumuz başlıklar üzerinden toparlayacak olursak eğer ben en çok ilaç kullanım konusunda hastalarımızı bilgilendirmek istiyorum. Evet biz hepimizin başı ağrıyor. Yani yoğun stresle bir gün geçiriyoruz. Bazen bir grip enfeksiyonu. Evet bir alabiliriz ayda. Ben kimseye kesinlikle ağrı kesici kullanmayın demiyorum. Ayda 2 tane, 3 tane yeri gelir 5 tane o ay yoğun ağrılarımızın olduğu bir ay olmuş olabilir. Ama bizim ağrılarımız kronikse yani biz uzun zamandır artık 3 ayı geçmiş bir süre içerisinde sürekli baş ağrısı yaşıyorsak ve artık bunun için neredeyse günlük ilaç kullanmak zorunda kalıyorsak artık bu ilaçların bize faydası değil zararı olacak. Ve artık hekime geldiğinizde baş ağrılarınızı tedavi etmek aslında en başta başvurduğunuzda daha kolayken artık zorlaşmış olacak. O yüzden bu konuda ilaç kullanımına özellikle dikkat etmelerini istiyorum. Ve huzursuz bacakla ilgili de belirttiğim gibi bu tip şikayetleri olan hastalara mutlaka bir nöroloji uzmanına başvurmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü tedavisi mümkün. Hayat standartlarını oldukça yükseltebileceğimiz bir hastalık. Bu konuda endişeleri olmasın. Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Ayaklarınıza ederim. Sağlık. Gerçekten güzel bir sohbet oldu. Özellikle de ilaç konusu gerçekten çok önemli. Çok aşırı ilaç tüketen vatandaşlarda tedavinin çok daha zorlaştığını söylediniz. Bizler de buradan ekranlardan vatandaşlarımıza iletmiş olduk. Tekrar teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim beni ağırladığınız için. Değerli izleyenler, bir programın daha sonuna geldik. Bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Şimdi veda edeceğiz ama yarın da farklı konular ve konuklarla aynı saatte burada olacağız. Hoşça kalın. Özel Ünye Çakırtepe Hastanesi Ekran Gazetesi'ni sundu.